Bu videoda iki kare farkı denilen ifadeleri çarpanlarına ayırmayı öğreneceğiz. Böyle ifadelere iki kare farkı denmesinin sebebi şu. Böyle ifadelerde mesela x kare eksi 9 gibi karesi alınmış iki nicelik birbirinden çıkarılıyor. Karelerin farkı alınıyor. Bu x kare, farklı bir renk kullanayım. Evet, x'in karesi eksi 3'ün karesi. Az önce de söylediğim gibi bu karesi alınmış iki niceliğin farkıdır ve bu tür ifadeleri çarpanlarına ayırmak son derece kolaydır. Çarpanlarını nasıl ayıracağımıza geçmeden kısa bir ara verip binomlarda çarpma işlemiyle ilgili kısa bir tekrar yapalım. Bu şimdilik burada biraz beklesin. Evet, nasıl çarpanları ayıracağımıza geçmeden önce küçük bir alıştırma yapalım. Parantez içinde x artı a çarpı parantez içinde x eksi a işlemini yapalım. Buradaki x herhangi bir sayı. Bu iki ifadeyi birbiriyle nasıl çarpacağımızı biliyoruz, öyle değil mi? Dağılma özelliğini iki kere kullanacağız. Yani x artı a'yı alıp, önce x'e, sonra da a'ya dağıtacağız. x ile x'in çarpımından x kare, a çarpı x'ten a x elde ettik, eksi a çarpı x, eksi a x ve eksi a çarpı a da eksi a kare etti. Bu iki terim birbirine götürür ve geriye x kare eksi a kare kalır. Ve bu da bir kareler farkıdır. Evet, istediğimiz gibi bir sonuç elde ettik, öyle değil mi? x kare eksi a karenin x artı a çarpı x eksi a'ya eşit olduğunu bulduk. Ve bu, a'nın herhangi bir değeri için geçerlidir. Şimdi de burada bu şablonu, bu kalıbı kullanıp bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Peki, bana buradaki a'nın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 3. Evet, x kare eksi 3'ün karesindeki a 3. Ve artık çarpanlarına ayırmak çok kolay. x artı a, yani 3 çarpı x eksi a. a da 3. x artı 3 çarpı x eksi 3. Evet, gelin birkaç örnek daha yapalım. Mesela gelin, y kare eksi 25'i çarpanlarını ayırmak istediğimizi düşünelim. Bu da iki kare farkı olmak zorunda, yani iki karenin toplamı için geçerli değil. Burada y kare, tabii ki de y'nin karesi, 25 ise 5'in karesi, öyle değil mi? O halde çarpanları y artı bir şey, çarpı y eksi bir şey olacak. Ve bu bir şey nedir diye sorarsam cevap ne olur? 25, 5'in karesi olduğu için 5. y artı 5, çarpı y eksi 5. Bu arada değişkenin önce gelip gelmediği de hiç önemli değil. Yani 121 eksi, başka bir değişken düşünelim, bu sefer b kare diyelim. Ve karşımızda yine bir kareler farkı var, çünkü 121, 11'in karesi. O halde çarpanlar ne olacak? 11 artı bir şey, çarpı 11 eksi bir şey. Burada karesini aldığımız değişken b olduğu için de boşluklara b yazacağız. 11 artı b, çarpı 11 eksi b. Genel olarak bu ifadeler için, yani bir karenin bir diğer kareden çıkarılmasıyla gösterilen ifadeler için, bu arada karesi alınan bir sayı ya da bir değişken olabilir. Çarpanlar, karesi alınan ilk terim artı karesi alınan ikinci terim çarpı karesi alınan ilk terim eksi karesi alınan ikinci terimdir. İki kare farkının çarpanları ile ilgili en çok en yaygın yapılan hatalardan biri bu terimleri olduğu gibi alıp çarpanları y kare artı 25 çarpı y kare eksi 25 şeklinde yazmaktır. Burada asıl odaklanmanız gereken şey karesi alınan terimin hangisi olduğu. Burada y'nin burada da 5'in karesi alındığı için çarpanlar y artı 5 ve y eksi 5 olacak. Bu konuda kesinlikle pratik yapmalısınız. İsterseniz Khan Akademi'nin internetteki alıştırmalarını deneyebilirsiniz.